Sevgili izleyenlerim, Derebaşı virajlarının Bayburt il sınırlarında bulunan Derebaşı virajlarının giriş kısmındayız. Buranın ismi Demir Kapı Geçidi. En sarp yer burası. En sarp yer burası. O yükseklikteki kaya kırılarak aşağıya ne yapılmış? Bu güzergah, yol ortaya konulmuş. Rus işgali sırasında bu yol vurulmuş. Burada Türk esirler de çalıştırılmıştır. Buranın artık kırılamadığını, yapılamadığını söyleyen Rus subaylarına veya yolu açmakla görevli kişilere Rus komutanın verdiği cevap, cebinden çıkardığı bozuk parayı göstererek, günlük bu kadar parça da kırsanız bu yol açılacak, demiş. Evet. Bu yol Çaykara'ya iniyor. Dünyaca ünlü Derebaşı virajlarının başındayız. Evet, Demir Kapı Geçidi dediğimiz geçit, sevgili izleyenlerim, burası. Yükseklik, buranın yükseklik diyebiliriz, şöyle bir kaç kat yüksekliğinde, bir 7 kat yüksekliğinde bir yüksekliğe sahip. Zaman zaman su alan taşlar düşebiliyorlar burada. Görüldü mü hemen ne yapıyorlar? Aşağı indiriyorlar bunları. Buranın adı Demir Kapı Geçidi. Efendim, Ögene'nin yani Derebaşı virajlarının 13 tane virajın başlangıcı burası sayılıyor. Burası çok tehlikeli, gerçekten tehlikeli. Dar oluşumdan ötürü şura, özellikle burası yüksek, yüklü bir araç ne yapabilir? Bu üstteki kayaları alabiliyor, aracı aşağı verebiliyor ki bu olmuş. Bu olmuş. Onu ben söyleyeyim. Şurası tam da böyle bir büyük bir kamyon gittiğinde üstü ot falan yüklüyse, ki buradan ot çok gidiyor, şu üst ne yapabilir? Alabilir. Bu üst alabilir. Mesela şurada bir taş var. Aşağı düşmüş. Düşecek gibi ucu tutuyor. Dediğim gibi zaman zaman taşlar aşağıya düşebiliyor. Aşağıyı ise göstereceğim ben size. Çok eğimli. Çok dik. Çok dik. Buna yüzde diyemeyiz. %99 dik diyelim biz buna. %99 eğim var, diklik var. Allah muhafaza buradan aşağı efendim düşmeyi, bu tür şeyleri düşünemiyorum bile. Bu geçidin en dar yeri ise şurası. Tam da şurası. Adımla ölçeyim ben. Kaç metre? Ölçelim. 1, 2, 3 metre. Tam 3 metre. 3 metre eninde bir yer. Evet. Bura çok zor şartlarda kırılmış. Efendim, daha çok burayı Türkler kırmışlar. Ben buranın resmini de yayınlamıştım. Rus işgali döneminde Ruslar bu yolu vurdular derler ama bana sorarsanız araştırmalarımdan ben gördüm. Bütün Türk esirler kullanılmış. Yani buranın mimarı benim atalarım. Evet. Demir Kapı Geçidi 13 tane şeyin başlangıcı. Virajın başlangıcı burası.
13 tane virajdan oluşuyor dedik. Tehlikeli mi? Gerçekten tehlikeli. Yükseklik korkusu olan bir kişinin burada araç kullanması, gezmesi kesinlikle düşünülmemeli. İnsanlar kendilerini sıkıntıya sokmamalılar. Karşı yamaçlar öylesine sert, öylesine dik ki ben bunu her zaman ifade ederim. 1985 yılından beri ben kamera kullanıyorum. Ve kameranın bu tür dik yerleri yumuşattığını hep söylerim. Kameranın görüntülerine fazla ben aldanmam. Biraz yumuşatıyor dik yerleri, böyle ya gidilebilir, işte çıkılabilir, inilebilir gibi görünse de aslında gerçek görüntüler kamerayla izlenenler değildirler. Yumuşatıyor. Şu an buradan aşağı baktığımızda çok yüksek bir diklik var. Bu yola gelip de demir kapıdan ileriye çıktığında, oraya geldiğinde ben bu yolu gidemem deyip gözlerini kapatıp çok oturan şoförleri duydum, dinledim ben. Burayı yoğun yolu kullananlardan. Söylediğimiz gibi zaman zaman su alan kayalar ne yapıyor? Kayabiliyorlar. İşte buna bir örnek daha. Alt ne yapmış? Çatlamış üst taraftan aşağı. Kendini bırakmaya başlamış. Altı boşalırsa gider. Demir kapı geçidi dedik. Şöyle yakinen göstermek istiyorum demir kapı geçidini sizlere. Kırılan kayaları, şeyleri tanıtmak istiyorum şöyle. Buraya gelmeden şöyle burayı bir tanıyın istiyorum. Dediğimiz gibi derebaşı virajları, derebaşı aşağıda, eski ismi Ögene. Bugün 31 Ağustos 2024 Cumartesi. Paylaşımlarımızda, haberlerimizde bir beğeni, efendim bir şey yapmıyorsunuz. Ben de size biraz serzenişte bulunurum. YouTube kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum ben.